Medyaskop'tan herkese merhaba. Dün gece, daha doğrusu bu sabah Meclis Genel Kurulu'nda 14 saat süren görüşmenin ardından sokak hayvanları ile ilgili düzenleme kabul edildi. Böylece sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin de önü açılmış oldu. Peki ne oldu da son 2 yılda sokak hayvanlarını konuşmaya başladık? Hayvan hakları savunucularının bundan sonraki adımları ne olacak? Köpekler nasıl öldürülecek? Bütün detayları önümüzdeki dakikalarda konuklarımızla konuşacağız. Peki bugün konuklarımız kimler? 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Duygu Dalgın, hayvan hakları savunucusu ve akademisyen Doktor Mine Yıldırım, LGBT artı hakları ve hayvan hakları savunucusu Devrim Aden bizimle olacak. Yayınımıza geçmeden önce Medyaskop'a abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoş geldiniz diyeyim konuklarıma da. Hoş geldiniz diyeyim konuklarımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben önce Mine Hanım sizinle başlamak istiyorum. Bundan sonraki yol haritanız ne olacak hayvan hakları savunucuları olarak? Hayvan hakları savunucuları olarak Türkiye'de AKP iktidarında hayvanların yaşamı ve iyi yaşamı adına yasal süreçlerden umut beklemeyi çoktan bırakmıştık. Biliyorum milyonlarca dostumuz hayvansever ya da milyonlarca yurttaş hayvansever olarak kendini tanımlamasa da dehşet içinde, üzüntü içinde bir güne uyandı bu sabah. Ama bizim yol haritamız eskisinden bile daha umutla ve kuvvetle hayvanları korumaya ve yaşatmaya yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Dört Ayaklı Şehir Kent Doğa Hayvan Çalışmaları Derneği'nde bu sabah itibariyle can yoldaşımı koruyacağım kampanyasına başladık. Türkiye'nin farklı illerinde risk altındaki hayvanları, sokak hayvanlarını korumaya ve yaşatmaya yönelik saha çalışmalarına hız verdik. Burada gönüllülerin aslında bütün vatandaşların ne yalnızca gönüllüler ne yalnızca hayvanseverler sorumluluk hisseden bu katliama karşı hayvanların öldürülmesine gönlü razı olmayan tüm yurttaşları hayvanları yaşatmak için inisiyatif almaya çağırıyoruz. Güçlerinin yetmediği desteğe ihtiyaç duydukları yerde biz dayanışma elimizi, desteğimizi uzatmak istiyoruz bunlara. Bunlar için karşılıklı bir iletişim gerekiyor. Türkiye'nin pek çok yerinde pek çok insan çaresizlik içinde hissediyor olabilir ama yalnız değiliz. Milyonlarca kişiyiz. Ve şimdi artık yasa koyucular bekleneni alelacele 1 Ekim'de meclis tatile girmeden apar topar yangından mal kaçırır gibi böylesine bir katliam yasasını yasalaştırdı. Şimdi artık top bizde diyoruz ve üzerimize düşen bu sorumluluğu yerine getirmek için hazırlıklarımıza başladık. Bir yandan hukuk çoğu arkadaşlarımız kanunun bütün takip süreçlerini ve Anayasa Mahkemesi süreçlerini yalnızca işi muhalefet partilerine bırakmadan sivil toplum olarak bu sürecin içinde yer alacağımız için hazırlıklara başladık. Bir yandan da bahsettiğim gibi can yoldaşlarımızı vermemek üzerine, yaşatmak üzerine ve iyi yaşatmak üzerine. Yalnızca hayatta kalmaları değil, bir barınak köşesinde tıkılıp kalmaları değil, iyi hayvanların iyi yaşamı için çalışmalara başladık. Yol haritamız böyle görünüyor. Çok teşekkür ederim Mine Hanım. Duygu Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Yani 4 milyon köpek sokak köpeğinden bahsediliyor ve yasada bugün itibariyle geçmiş bulundu. Peki bu 4 milyon köpeğin ve belki de 4 milyondan fazla sokak köpeğinin prosedüre uygun bir şekilde yani vaat edildiği gibi acısız bir şekilde öldürülmesi, yok edilmesi mümkün mü? Neden mümkün değil ya da? Bir kere kanun öldüreceğiz demiyor. Ona argümanımız yanlış. Zımnen diyor. Yani şöyle diyor ki sadece saldırgan ve hasta olanları öldüreceğiz diyor. Bu arada barınaklarda işte 2 yıldır insanlardan alınan yasaklı ırk denilen ırklar hemen öldürülecek evet. Ama ondan sonra diyor ki biz sadece işte saldırgan olanı öldüreceğiz. Ama şöyle bir şey var. Ben Samsun ölçeğinde örnek vereyim. Bizim Samsun Barınak Müdürümüz Veteriner Hekim Meslektaşım Savaş Bey gerçekten inanılmaz hayata saygılı tam bilik. Gerçekten. AKP'li bir belediyeyiz ama yine de belediye başkanımız yok biz öldürmeyeceğiz diyor. İyi niyetlerini biliyorum burada yaşadığım için ama Samsun'un barınak kapasitesi 1500 deniyor. Yer olarak deniyor.
Önce şunu söyleyeyim, bir köpek için barınakta yaşama tamamen içgüdülerine aykırı bir şey. Bir köpek 3-5 köpek sürüler halinde yaşar, bir lideri olur, daha altta olur ve doğan yavruları bile kendi alanında tutmaz. Yine diyorum, bir mahallenin en iyi muhafızı o mahallenin kısırlaştırılmış köpeğidir. Net. Ama sen barınakta işte 100 köpek, 200 köpek, siz 20 köpeği bir arada gördünüz mü? Yani tutmanız mümkün değil. Hadi tuttuk, 1500 köpek kapasitesi var. Şimdi zaten 500 köpek var. 1000 köpek geldi kamyonlarla. Biz 17 ilçeyiz. Bir ilçemiz toplamayacağım ya da barınak inşa edeceğim diyor. Kaldı 16 ilçe. Büyük bir şehir Samsun. Biz burada diyelim ki 20 bin köpek. Yani bunu nasıl alacak o barınağı, yasaya uyarsa? Ki almak zorunda. Barınak müdürüyle belediye başkanı da bu noktada yükümlülük altında kanunen. Kamyonlar geldi 16 ilçeden, almıyorum demeyecek. İçerisi dolu. Hani 1 litrelik suya ve şişeye biz 100 litre su koymaya çalışıyoruz. Gerçekten ben size sorayım, nasıl olacak? Ama yasa öldür demiyor. Yani o noktada zımnen demeyi seçmişler. Biz demiyoruz, diyemiyoruz ki öldür dediniz. Barınakları da 2028'e kadar yapma zorunluluğu vermiş. Oysa 2022'de 7332 sayılı kanunla zaten nüfusu 70 bine kadar olan, 75 bine kadar olan ilçelere o yılın Aralık ayına kadar, 75 binin altındaki ilçelerde geçtiğimiz yıla kadar barınak yapma yükümlülüğünü koydu ama hiçbir belediye onu dinlemedi. Şimdi Samsun'da var 2 tane, 3 tane barınak, küçücük o 2 ilçede bir de şeyi var. Yani bu Türkiye İstanbul değil. Demin Doktor Mine Hanım, evet koruyacağız, evet yapmamız gereken şeyler var. Bir sıfırdan büyüktür. Muhteşem bir kampanya başlatmışlar. Ama doğuda, güneyde, İç Anadolu'da bu organizasyonun böyle olmayacağını biliyor. Olacağını umuyorum, olması için her şeyi yapacağız. Ayrı bir konu. Ama olmuyor işte. Öldürecekler açıkçası. Nasıl öldüreceklere gelince işte dünyada öldürecek için T61 diye bir kimyasal kullanırlar. Bunun da maliyeti 27 eurodur kişi başına, köpek başına. Tabii bunun için köpeği yatıracağım, damar içine gireceğim falan. Onun dışında biz ne yaparız hastanemizde? 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ndeyim ben. Yılda 50 bin civarı hastamız vardır. 4-5 hastada buna mecbur kalırız. İşte gençlik hastalığı solunum sinirini tutmuştur. Çok acı çekiyordur ve kurtulma yolu yoktur. Diyorum 50 binde bütün yıl 4-5'tir. O zaman da bir ağır anestezikle derin uyku haline alır ve kalbi durdururuz. Evet, bunda acı çekmez. Mecbur olduğumuz için yaparız. Ama şu anda devletin şu imkanları içinde 100 milyar lira tasarruf için büyük bir tasarruf paketi hazırlamış bir Türkiye Cumhuriyeti'nde T61 almaları falan mümkün değil. 35 senedir ben bu işi yapıyorum. Maalesef barınaklarda öldürmek, dağdaki hayvanlar, kırsaldakileri tutmak yerine strikninle et atıyorlar. Görüyoruz Instagram ve sosyal medyada. Barınakta elinin altındaysa köpek, kalbe hava enjekte etmek, çamaşır suyu, formol enjekte etmek ya da iple boğmak, hani o yakalama ipiyle boğmak veya geçen yıl gördüm, o da gene bir barınakta, barınak görevlisi silahı aldı, vura vura vura, box'ları dolandı. Kesinlikle gerçek böyle. Ama konuşan kanun diyor ki yok yok, biz öldürmeyeceğiz. Barınakları alacağız ama Türkiye'de barınak yok. Çok Şey. teşekkürler Duygu Hanım. Devrim size dönmek istiyorum. Siz de Ankara'dasınız aslında. Meclisin olduğu yerden, Kuğulu Park'tan da büyük de bir mücadele yürüttünüz. Ama bu sabah maalesef yasa düzenlemesinin kabul edildiği haberiyle uyandık. 14 saat süren bir görüşmeydi ve şimdi artık Evet. köpeklerin öldürülmesinin
yolu yasal olarak açılmış oldu. Sizler ne planlıyorsunuz yaşam için yasa inisiyatifi olarak? Bizler yaşam için yasa ve hayvan yaşam özgürlük inisiyatifleri olarak Sakarya'da 69 gündür bu katliam ve sapı sarısına karşı basın açıklaması ve oturma eylemimizi yapıyorduk. Kuğulu Park'ta 18 gündür yaşam nöbetindeyiz. Bizler hak savunucuları olarak şunları söylüyoruz. Biz bu yasa tasarısını asla kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü kabul edilebilir bir yasa tasarısı değil. Tamamıyla katliam üzerine kurulu. Ben birazcık sizlere bu yasa tasarısının maddelerinden bahsetmek istiyorum aslında. Neler var ve neler yapacaklar? Bizler bunlar karşısında neler yapabiliriz gibi. Şimdi bu yasa tasarısı sadece köpekleri değil, sokak yaşayan tüm hayvanları hedef alan bir yasa tasarısı. Yani kedileri ve köpekleri de dahilinde alıyor. Ötenaziyi kaldırdıklarını söylüyorlar ama başka bir maddede de ötenaziye atıfta bulunuyorlar. Şu anda sağlıksız olarak nitelendirdikleri tüm hayvanları ötenaziyle öldürecekler. İşte engelli bir bacağı yok ya da kör diyelim ya da gençlik hastalığı var. Zaten yavruların barınakta gençlik hastalığı kapmama ihtimali yok o barınaklarda. Uyuzlu olan, yani uyuz denilen hastalık bir hapla tedavi edilebiliyor. Sadece bir hapla hastalığı tedavi edilebiliyor hayvanların. Uyuz deyip öldürecekler. Kuduz riski taşıyan hayvanları öldürecekler. Kuduz olmakla kuduz riski taşımak aynı şey değil. Çünkü kuduz riski her daim var. Ve bu durumda onların şahane bir kapı açıyor aslında. Kuduz riski var deyip toplayabilmek için hayvanları. Ülkede de kuduz bulaş sayısı inanılmaz derecede azaldı. Son bir yılda sadece iki tane görülmüş. Birincisi sahipli bir köpekten kendi sahibini ısırdığı için, sahibi aşı olmadığı için bulaş görülmüş. İkincisi de yabandan bulaşmış. Yani aslında sokak hayvanlarına bulaşan herhangi bir kuduz da yok. Bir de maddelerden birinde de yerel hayvan koruma görevlisi şeye kaldırıldı. Bu ne demek oluyor? Ben ya da işte besleme yapan diğer arkadaşlarımız herhangi bir alanda besleme yapamayacaklar. Yaparlarsa da ceza keseceklerini söylüyorlar. Biz bir de Ankara yerelinde komşunun nöbetteyim etiketiyle bir çalışma başlattık. Her mahallede hayvan koruma şeyleri, grupları kurduk ve o gruplarda da mahallelerde örgütlenebilmek için birlikte yaşadığımız hayvanların husus toplanmaları ya da herhangi bir şiddet görüntüsü olduğunda birlikte haberdar olabilmemiz için bir çalışma başlattık Ankara yerelinde komşunun nöbetteyim etiketi olarak. Söylediğim gibi hak savunucuları olarak biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz ve bu yasa tasarısını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mine Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi az önce Duygu Hoca da Devrim'de bahsetti. Bu yasa geçti. Beşinci madde çok tartışmalıydı. Ötenazi kelimesi kaldırıldı. Ama bir şekilde yine hayvanların öldürülebileceği bir kapı da açık bırakılmış oldu. Aslında biz hep bir önceki yasadan bahsediyoruz. Bunun uygulanmadığından, uygulansaydı bugüne gelmezdikten bahsediyoruz. Yani ne oldu, neyi nasıl yanlış yaptık Türkiye olarak, yetkililer olarak da bugün böyle bir yasayla karşı karşıyayız ve ötenazinin kapısı yine böyle bir şekilde, öldürmenin kapısı isim kalksa da maddeden açık kaldı. Türkiye'de hayvan hakları savunuculuğunun, hayvanları koruma kültürünün en önemli taleplerinden biri 10 yıllardır hayvanlara yönelik şiddetin ceza kapsamına alınması ve cezasız bırakılmaması. Yani hayvanlara yönelik şiddeti cezasız bırakan, uzun yıllar kabahatler kanunuyla bunu yargılayan ve idari para cezaları, cüzi cezalarla, sembolik para cezalarıyla bunu değerlendiren ve cezadan muaf bırakan bir cezasızlık politikası hakimdi. Bu Türkiye'de hayvan hakları siyasetin 10 yıllardır temel meselesi. Ve bu alanda hayvan hakları açısından, hayvanlara yönelik koruma ve ihtimam siyaseti açısından çok önemli başarılar elde edildi. Hayvan hakları savunucuları, bunu her zaman söylüyoruz. Mecliste onlarca yasa geçiyor. İnsan, doğa, hayvan yıkımını getirecek. Çok fazla yıkım yasası geçiyor. Özellikle doğa alanlarında işte madenlerden AFET'e, avcılıktan av yasalarından pek çok farklı alandaki çevre, doğa koruma alanında çok fazla problemli yasa geçiyor. Ama toplumun temel bileşenlerinden biri olan ve bana göre toplumdaki adalet ve bir arada yaşam duygularının bunlar sayılarla
niceliksel olarak ifade edilmesi imkansız duygular ama tecrübe olarak bu coğrafyada yaşayan herkesin tecrübe olarak bu coğrafyaya en has olarak gördüğü, bildiği canlılar olan sokak hayvanlarıyla ilişkiye geldiğinde milyonlarca insanın tepkisinin ne olduğu ortaya çıktı. Yani yıllardır yapılmayan şey, hayvanlara yönelik şiddetin cezasız bırakılması her zaman hayvan hakları yasasının gündemindeydi. Bugün yine gündemde. Biz eğer bu yıllar içerisinde yasa koyucular, toplumsal talebi söylemiyorum, toplumsal talep her zaman kimi zaman bir dip dalga olarak şiddet karşısında, kimi zaman geriye çekilerek ama bir tür kamu vicdanını hayvanı koruyacak şekilde tesis ederek yasa koyuculara karşı direndi. Kimi zaman politik olarak, örgütlü olarak direndi. Farklı farklı şekillerde insanlar hayvanları koruma ilişkilerini sürdürüyorlar. Ancak yasal olarak, yani Türkiye'deki siyasi yasal zemin olarak hayvan hakları açısından ne kadar geride olduğumuzu, ne kadar boşluklu bir yasaya sahip olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Ama şunu söylemek istemiyorum, bu da çok önemli. Bugün karşı karşıya olduğumuz, az önce Duygu Hocam'ın da detaylıca anlattığı gibi zımnen öldürme maddesinin nasıl bir istisna hali yaratarak hayvanların katliamına yol verdiği bir yasayla karşı karşıyayız. Bugün karşı karşıya olduğumuz katliam yasası Türkiye'de bir ilk. Bu anlamda bir ilk. İlk kez öldürmeyi gerek veteriner hekimler eliyle, gerek barınaklarda, gerek sokaklarda hayvan bırakmadan bir barınak yüceltmesi ve güzellemesiyle öldürmeyi bu denli yasalaştıran. Türkiye'de maalesef hayvanlar yüzyıllardır öldürülüyorlar, on yıllardır öldürülüyorlar ama ilk kez kanun eliyle bir katliam yapılması hazırlanıyor. Buna karşı, yani böyle bir şiddetle katliam yasasına karşı toplumsal muhalefeti, hayvan hakları savunucularını eleştirmek yanlış olur. Onu demek istiyorum. İkinci temel zafiyetimiz bence bu noktaya gelmemize neden olan, maalesef bugün Türkiye'de muhalefetin yönetimindeki belediyelerin bugüne kadar yeterli işlerini yapmamış olması. Evet, bu noktada ana muhalefet partisi lideri de, bütün çoğu milletvekili de, mecliste de duyduk, bütün canlı yayında milyonlarca kişi izledi. Bu katliama, bu üstü örtük katliam tehdidine izin vermeyeceklerini, barınaklarını uygulamayacaklarını söylediler. Ancak bugüne kadar yapılan, barınaklara ayrılan ödeneklerin yaşatmak için, kısırlaştırmak için korunmaması ya da her belediyenin yalnızca bizim belediye sınırlarımızda kısırlaşmamış köpek yok diyerek geri çekilmesi gibi, sorunu sadece kendi alanında ve bir tür kendi alanını koruyarak korumayla sınırlı tutması, en iyi ihtimalde, en kötü ihtimalde pek çok muhalefet partisi yönetimindeki belediyeden biz bu barınaklarda işlenen, gene Duygu Hocam'ın anlattığı strikninle öldürmeden kafasına kürekle vurarak öldürmeye, boğarak öldürmeye, ana damarına çamaşır suyu enjekte ederek öldürmeye, pek çok canice öldürme, dolayısıyla denetimsizlik ve cezadan muafiyetle birlikte suç işlendiğini gördük. Bu kadar zayıf bir kanuni ve yasal koruma olduğunda böyle bir yasaya direncimiz yasal olarak çok zayıf kaldı, çok az kaldı. Toplumsal muhalefeti ve insanları, hayvanları savunan insanları teyze ederek bunu söylüyorum. Buradaki ana sorumlulardan biri maalesef son 20 yılda böylesi bir tehlikeye karşı onlarca hocamızın, akademisyenin araştırmanın içinde olduğu onlarcamız defalarca yazmamıza, söylememize rağmen barınakların nasıl yerler olduğunu, nasıl hayvan hapishaneleri olduğunu, hayvanları yaşatmak için değil, tecrit altında ölmesine için kurulan bir mekansal tasarım olduğunu anlatmamıza rağmen barınakları hayvan hastanelerine dönüştüremedik. Hala biz barınak belasıyla uğraşıyoruz. Hala hayvanlara yönelik şiddetin cezasız kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bana göre en önemli problemler bu, bugüne gelmemize neden olan. Sağ olun Mine Hanım. Duygu Hanım, sizinle devam edelim istiyorum. Siz aslında yani biraz önce konuştuğunuzda yasaklı ırkların zaten direkt öldürüleceğini söylemiştiniz. Devrim de biraz bahsetti. İşte kuduz ve hastalık riski. Bunlar da aslında öldürülmenin önünü açan şeylerden biri. Yani kuduz ve hastalık riski ne durumda? Yani bir yılda kaç kişi kuduz oluyor ya da kuduz riski olan her hayvan öldürülmeli midir? Vallahi bir şey diyeyim mi? Hadi bütün köpekleri öldürelim. Doktor hanım, Devrim Bey, biz de rahat ederiz. Ha, kışın çık, mama ver,
İşte yok barınaklarda ağla hüzün. Vallahi hayat çok güzel olur ha. Öldürelim bir seferde bitsin. Hatta boşa da harcamayalım. Ya Çin'e gönderelim. Ya kurutup büyük hayvan yemi yapalım. Yazık yani. Sporcu protein tozu yapabiliriz. Değil mi doktor hanım? Bunu yapalım. Vicdansızız. Öldürdük. Sorun yok. Peki yapanlar ne oldu? Bak bin kere anlattık yine anlatıyoruz. Hani diyorlar ya bana da yazıyorlar. Sizin çocuğunuz var mı? Ya çocuğunuz ölseydi falan. Ya Allah aşkına. Şimdi bakalım yapanlar ne olmuş? Romanya ne olmuş? 2001'de toplamış 80 bin köpeği öldürmüş. 2005'te adamlar Bükreş, sadece Bükreş'te günde 40-50 yaralamalı ısırma vakası var. Sonra kalkmışlar, yememiş içmemişler. 150 bin hayvanı gene öldürmüşler. Ve bugün Romanya kuduzun ve yabani zoonozların en çok görüldüğü ülkelerden biri. Bakın ben bunu köpek açısından söylemiyorum. Hani hayvanları öldürelim diyorlar. Onu çocuklar için yapıyor ya arkadaşlar. Hani öldürünce köpek kalmayacak ya öyle olmuyor. Kat kat artıyor. Çünkü birincisi son 5 yılda Türkiye'ye 2 milyon 700 bin et hayvanı ithal ediyor. Bunların ne çipi var, ne bir şeyi var. Biliyorsunuz bu Güvenli Sokaklar Derneği Murat Pınar. Pek bir üzüldük, ağladık. Değil mi hikayelerine? Ama baktık köpek üretim çiftliği varmış, değil mi? Şimdi bunlar üretildikçe dağdaki köpeği yakalayamazsınız, kırsaldaki köpeği. Belediyenin yakalayacağı köpek bizim kuaförün kasabının önünde oturan, yıllardır o mahallenin köpeği olan, oranın koruyucusu olan ve o mahalleyi koruyan köpektir. Dağdaki köpeği kimse yakalayamaz, ancak silahlanır. Şimdi doğa boş kaldırmıyor. O köpek aşağı inecek. Onun bıraktığı yere yabani hayvan gelecek. Sorunuzun cevabı olarak şunu söyleyeyim. Türkiye kuduzla mücadele ettiği dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Dünyada DSÜ'nün rakamlarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün yılda 59 bin insan kuduzlanıyor. Ve İngiltere hariç her ülkede ölüyor. Avrupa ve Amerika dahil. Kimse kaçamıyor bu işten. Gönlüm ister bir tane bile ölmesin. Ama Türkiye'de ya bir ya iki. 2004 yılında maksimum ulaştı 4. Bakın 2021 yılında Sağlık Bakanlığı verilerine göre kuduz riskli temaslı hasta sayısı 250.375. Biz bu 250 bin hayvanı ötenizi mi edeceğiz kanuna göre? Çıkan kuduz sayısı 3. Bakın 3. Yani Türkiye şu anda çok başarılı. Ama ben 35 senem bilime verdiysem yemin ediyorum umarım olmaz, umarım yanlıştır. 3 sene sonra kuduz sayısı uçacak. Sadece kuduz değil, yabani hayattan geçen, şimdi bir sürü enfeksiyon, listeria dahil olmak üzere uçacak. Muhafızdı bize arayüz köpeklerdi. Şimdi onları topladığı zaman uçacak ve ısırma vakaları baş edilemez bir noktaya gelecek. O yüzden yapılan şey halk sağlığı açısından da inanılmaz yanlış bir adım. Yapanları gördük, sonuçları gördük. Yani şu andaki niye yapıyoruz, neye dayanıyoruz? Hani bir milletvekili dedi ki kısırlaştırmak için izin aldınız mı köpeklerden? Hani gerçeküstü bir süreç yaşıyoruz. Alay ediliyor sanki. Biz bilimi konuşmuyoruz, biz gerçeği konuşmuyoruz. Ne yazık ki halk sağlığını konuşmuyoruz. Bakın ben sadece köpekler değil, evlatlarım için de endişeliyim, biliyor musunuz? 3 sene sonra yaşayacaklarımızın önüne kimse geçemeyecek. Teşekkür ederim. Sağ olun Duygu Hocam. Devrim sizle devam edelim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bakanlık ve belediyeler de bir noktadan sonra harekete geçecek. Bunu istemeyen belediyeler de belki harekete geçmek zorunda kalacak. Yani sizler bu işin takibini nasıl yapacaksınız?
Az önce de bahsettiğim gibi aslında mahallelerde WhatsApp grupları kurarak görüntü altına alacağız, neler yapılacak diye. Olduğu kadar zaten sokaklarda nöbetlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir şey olduğunda anında müdahale edebilmemiz için Ankara yerelinde. Yani ya bir avuç gönüllü insanız ve belediyeler karşısında ne kadar da fazla mücadele edebiliriz? Bu da tartışılabilir bir konu aslında. Hani. Elimizden geldiği kadar alanlarda köpekleri, hayvanları korumaya devam edeceğiz. Tabii bunun içinde dediğim gibi belediyelerin de bizlere yardım etmesi gerekiyor. Bir yani bu yasaya karşı en azından bazı belediyelerden bir direnç sergileneceğini düşünüyor musunuz Devrim? Yani meclisteki konuşulan, tartışılan süreçte bazı belediyelerin bu yasa tasarısına karşı çıktığını ve onaylamadıklarını söylüyorlar. Tabii bunun karşılığında yaptırımları olacağını da söylüyorlar. O yasa tasarısında yanlış hatırlamıyorsam 6 yılda 2 yıl arasında bir hapis cezası olduğunu söylüyordu. Yani yine o yaptıklarının karşısında büyük yaptırımlar da var. Bakalım neler bizi bu süreçte neler izleyecek. Çok teşekkürler. Mine Hocam, size dönmek istiyorum. Şimdi aslında bu yasa tasarısını konuşmaya başladığımız günden bugüne sivil insanların köpekleri katlettiği, öldürdüğü haberleri gelmeye başladı Türkiye'nin çeşitli illerinden. Sizce bir şekilde yani sokak hayvanlarından haz etmeyen ve bir şekilde onlara zaten zarar verme niyetinde olan insanların önünü açacak bir şey mi? Yani böyle bir endişeniz, korkunuz var mı? Kesinlikle, kesinlikle var. Bakın iktidar eliyle örgütlenen şiddet, katliam, tecrit söylemi, böyle bir linç kültürü toplumda halka halka yayılır. Bu her toplumda, her coğrafyada böyledir. Ve en masum, en savunmasız, en kırılgan olana, toplumun en kırılgan ama en direngen, toplum içinde bunca köklü ve kadim bir yeri olan hayvanlara yönelik şiddetin iktidar yasa koyucular eliyle bu kez yasalar eliyle bu hayvanlara yönelik şiddetin resmileşmesi, kanunlaşması toplumsal şiddet açısından çok kritik bir eşik. Türkiye olarak biz bu kritik eşiği aşmak üzereyiz. Yalnızca bu hayvanları barınaklarda kötü muamele edecek belediye yetkileri değil, yalnızca toplama sırasında yaşanacak ihlaller değil. Bu ihlallere tanık olacak çocuklar, yetişkinler, gençler ve yetişkinler, toplumun bütün yurttaşları, toplumun bütün sakinlerinde çok ciddi bir infial. Bu görüntülere yalnızca tanık olmaktan bahsediyorum. Şiddete tanıklık her zaman insan içindeki, insan ruhundaki çok derin bir adalet anlayışını kırar ve bunun bütün toplumsal gruplar üzerindeki etkileri son derece uzun süreli yıkıcı etkileri olur. Şiddete tanıklık şiddeti besler, sokaktaki şiddet, hane içi, ev içindeki erkek şiddetini besler. Bütün bunlar bilimsel çalışmalarla, maalesef sayısız çalışmayla ortaya koyulmuş gerçeklerdir. Hayvanlar dışında yasa koyucuların Türkiye'de böylesine bir toplumsal şiddeti tetikleyici etkisi bulunacak. Sokakta kafasına vurularak, iple boğularak, ateşli silahla vurularak, çekiştirilerek, boynu kırılarak, uzuvları parçalanarak çekiştirilen hayvanlar, Türkiye'de yalnızca hayvanlar değil, bütün bunlarla birlikte hayvanları koruyan insanların da saldırı altında olduğunu görüyoruz. Büyük kısmı kadın emeği, kadın bakım emeğinden geçen bu hayvan koruma ilişkilerinin ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve yasada yerel hayvan koruma gönüllülüğü kurumsallığını kaldırarak bütün bu hayvanlarla birlikte aslında hayvan koruma gönüllülerini de hayvanseverleri de savunmasız hale getiren bir yasayla karşı karşıyayız. İnsanlar sokakta 2 sene önce köpek beslediği için İzmir'de öldü, yok edilen bir aile meşhur maalesef meşhur olmuş 28 kurşun cinayeti. 2 gün önce İstanbul'da dövülerek öldürülen köpek beslediği için insanlar, kedi beslediği için darp edilen yaşlılar, bütün bunları göreceğiz. Öylesine bir iktidar eliyle açılan öylesine bir cehennem kapısı ki bu. Az önce Devrim'in söylediği gibi insanlar bir avuç ya da milyonlarca ya da Duygu Hocam'ın söylediği gibi kırsalda, Anadolu'nun kırsal kesiminde, köylerde nasıl koruyacağız bu hayvanları? Böylesine bir şiddete karşı elinde
arkasında devletin gücü olarak gören, kendisinin arkasında devletin gücünü gören mevcut hayvanları koruma ilişkileri sarsılmışken, hayvanların etrafını saran koruyucu hale kırılırken ve şiddet yasallaşırken bu hayvanları korumak, hayvanseverleri korumak gittikçe zorlaşacak. Çok tehlikeli bir eşikteyiz. Hakikaten uçurumun kenarındaydı Türkiye'de hayvanlar. Bu yasayla birlikte uçurumdan itildiler aslında. Ve şimdi Türkiye buradan sonra toplumsal şiddetle, ev içi şiddetle, kendinden güçsüz, zayıf, savunmasız olarak görülenle, bazı hayatların katledilebilir olduğu, öldürülebilir olduğu, cezadan muaf olduğu bir ülkede kim nasıl güvende yaşayacak? Bütün bu sorular son derece kritik. Etkileri çok uzun yıllar boyunca, yıkıcı etkileri çıkacak, önümüze koymamız gereken sorular diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Duygu Hocam, son olarak size bir sorum daha var. Şimdi bu 5. maddedeki değişiklikle birlikte aslında bu öldürme işleminin ucu açık bir şekilde veterinerlere bırakıldığını görüyoruz. Bu da aslında çok sıkıntılı bir durum. Yani kim nasıl, neye göre karar verecek? Yani bunun bir prosedürü, bir matematiği var mıdır? Yani bir hayvanın tehlikeli olup olmadığı ya da işte saldırgan olup olmadığı nasıl belirlenir? Yani veterinerler neye göre analiz edecek hayvanları, ölüm kararını verecek? Bir kere Türkiye psikiyatri bilimi, veteriner psikiyatri bilimi yok şu anda. Yeni yeni başlıyor. Tamer Dutuk hocamız başlattı. Bir iki öğretim üyesi, biri ben olmak üzere. Ve biz de dünyanın 3. kitabını yazdık. Yani çok yeni bir şey. Şimdi insanlar sıkıştığı zaman agresif olurlar. Değil mi? Ben de olurum. Yani evime biri girse, korkarsam agresifleşirim. Dolayısıyla her hırlayana, havlayana, ki barınağa gittiği zaman 5 yıldızlı otele gitmiyor, çok korkuyor. Tabii ki agresif demek mümkün. Şimdi benim meslektaşlarım şifa için eğitildi ama biz insanız. Doktorun iyi ve kötüsü, vicdanlısı, vicdansız olduğu gibi veteriner hekimlerinde. Ama şunu görüyorum, pek çok veteriner hekim, birliğimiz dahil olmak üzere, bu meydan okumayı yaptı, bana bunu yaptıramayacaksın dedi. Ama yine de kendinizi düşünün, barınağınız var, 500 kapasiteniz var, kamyon kamyon hayvan geliyor. Siz bunları almazsanız cezası 6 yıl, alır kaçırırsa gene 6 yıl, içeride yer. Ne yapacağız? Önce yavrulardan başlayacağız. Ha, bu arada zaten birbirlerini yiyecek. Yani veteriner hiçbir şey yapmasa da o kalabalık ve kaynak yoksunluğu, alan da bir kaynaktır. Her hayvanın alana ihtiyacı var. O alan yoksunluğu, kaynak yoksunluğu içinde güçler güçsüzleri yiyecek. Bakınız Konya barınağı. Bunu gördük zaten. Yani o kadar zaten bildiğimiz şeyleri konuşuyoruz ki inanamıyorum konuştuğumuza. Öyle ölen ölür. Ölmeyeni de yavruları, yani ben çok açık söyleyeyim. 35 senedir bu işi yapıyorum. Ama hayatımın menkıbesi de canlının yaşam hakkıdır. Sadece hayvanın değil. Biz itperest değiliz, bunu söyleyeyim. Bir avuç marjinal falan da değiliz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Yaradılana saygı duyuyoruz. Ama o barınağa koyacağıma o yavruları ben kendi elimle ötenize ederdim. Bu çok acı bir cümle. Biliyorum böyle şey bakacaksınız. Ama ben bunu yapardım. Çünkü o yavrular orada zaten büyükler tarafından öldürülecek. Ya da parvo gibi kanlı ishal gibi hastalıklarla yavaş yavaş ölecekler. Yani içeriye atıp da kimseyi almazsan herkes birbirini öldürür. Konya gibi. Ama zannediyorum bu ara korkacaklar popülist bir kolektif kalkışmadan, bu anlamda kalkışma derken infialden. O yüzden öldüre öldüre gidecekler ve bir veteriner bu saldırgan ya da ben kuduz viskili öldüm derse, bakın Sağlık Bakanlığı demiş 250.375 kuduz riski ısırma demiş, temas demiş, üçü çıkmış, veteriner de derse ona kimsenin söyleyemeyeceği bir şey yok. Telef edilecek. Çok acı öldürülecek. Onu söyleyeyim.
Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere yayınımıza katıldığınız için. Burada yayını noktalayacağız. Tekrardan çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sabah saatlerinde meclisten geçen hayvan hakları ile ilgili düzenlemeyi konuştuk konuklarımızla birlikte. Biz de Medyaskop olarak bu konuyu konuşmaya, gündemde tutmaya devam edeceğiz. İyi günler.